Değerli izleyiciler, Atilla Yeşil'e de malum karşınızda. Ben biliyorsunuz yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu hatta bir karikatür konusu haline geldi, yatırım tavsiyesi vermediğim. Yatırım tavsiyesi vermiyorum çok basit bir sebepten dolayı. Çünkü televizyonda veyahut da gazete üzerinden ya da telefonda, radyo programında yatırım tavsiyesi, tıbbi tavsiye ve hukuki tavsiye verilmez. Bunlar çok bireye özel konulardır. Herkesin özel durumu vardır. İnsanla yüz yüze konuşmadan, teşhis yapmadan ona ne yatırım yapılacağı söylenmez. Dolayısıyla lütfen söylediğim hiçbir şey o şekilde algılanmasın. Bunu söylüyorum çünkü devamlı birileri geliyor. Ya teşekkür ediyor senin sayende zengin oldum diye ya da küfrediyor çok para kaybettim diye. Ben ödülü de kabul etmiyorum, cezayı da. Çünkü ben görüş belirtiyorum. Bu videolar Türkiye'de ekonomi anlayışını biraz olsun yükseltmek amacıyla, sadece eğitim amacıyla çekiliyor. Ama arkadaşlar, yani konuştuğumuz konular, piyasalar, finans da ekonominin parçası. Bu konuda görüşlerimi ifade etmek zorundayım. Siz bundan bir yatırım tavsiyesi çıkartıyorsanız yapabilecek bir şeyim yok. Eminim doları soracaksınız. Söyleyeyim. 5,5 dedik. 5,5 oldu. Şanslı çıktım. Şanssız da çıkabilirdim. Bundan sonra ne olacağını da söyleyeyim. Seçimlerden önce dolar TL 7'yi görür ama orada kalmaz. Seçimlerden sonra ben IMF'nin Türkiye'ye çağırıp bir standby imzalayacağını düşünüyorum. O zaman yeniden 5 seviyesini konuşuruz. 2019'da herhalde eğer IMF'nin geldiği senaryoda 6-6.25 civarında bitiririz diye düşünüyorum. Şimdi söyleyeyim, rahatlayayım. Her gün bana küfredebilirsiniz artık. Biliyorum bazıları için hobi haline geldi. Bugün yine çok rahatlıkla bana küfredebileceğiniz iki konuya gireceğim. Bunlar altın ve petrol. Altını bir yatırım aracı olarak görmeyenler var. Ben bu konuda uzun vadeli fikirlerimi ifade edeceğim. Altın bulundurmalı mıyız? Altından ne bekleyebiliriz? Petrolü de daha çok iş insanları için çekiyorum. Çünkü petrol çok büyük bir oynaklık sergiledi. Bizim kullandığımız Brent petrol, Kuzey Denizi petrolü 80 doları aştı. Sonra 70 doların altına indi yeniden. Şimdi 70 dolarda. Petrolün nereye gideceği sorusuna cevap vermek zorundayız. Çünkü bütün iş dünyası bir şekilde petrol ve enerji kullanıyor. Peki altınla başlayalım. İlk önce altın bir yatırım aracı mıdır? Altın bulundurmalı mıyız? Altın belli bir faiz ya da temettü ödemediği için bazı kişiler tarafından bir yatırım aracı sayılmaz. Ben bunu her zaman çok aptalca olarak şey yaptım. Çünkü yani Sümerler zamanından beri herkes altın biriktiriyor. Demek ki bir faydası var. Altının özelliği bir kıt olması. Para basamıyorsunuz. İkincisi kolay taşınan ve herkes tarafından kabul edilen bir akçe, bir ödeme sistemi mekanizması olması. Ben de şahsen çok ufak miktarlarda fiziki altını evde bulundururum. Allah göstermesin, yarın ne olacağı belli olmaz. Çok komik bir dünyada yaşıyoruz. Bunun ötesinde altın genelde diğer menkul kıymetlerle eş zamanlı hareket etmeyen, onların tersine hareket eden bir yatırım aracıdır. Bu nedenle yani portföyümüzü, birikimlerimizi bölelim. Bunun bir %10 kadarını altına yatıralım. Ama altın önümüzdeki dönemde prim yapar mı diye sorarsanız çok zor diye söylerim size. Birincisi, tarihi olarak Amerikan faizleri ve Amerikan dolarıyla altının ons fiyatı arasında ters bir ilişki var. Ve Fed'i de biliyoruz. Amerikan ekonomisi çok hızlı gittiği için Fed yalnız Aralık'ta değil 2019 boyunca faiz arttıracak. Ben pek çok uzmanın tersine Amerikan dolarının daha da güçleneceğini düşünüyorum. Ben bu konuşmayı yaparken, pardon şu anda kediler kafayı yemiş durumdalar. Burada çift kale maç yapıyorlar değerli izleyiciler. Profesyonel olmaya çalışıyoruz ama altı kediyle bayağı zor. Pardon, odaklan Atilla. Tamam, çakralarımı buldum yani. Bunları kesme sakın. Ne kadar acı çektim herkese. Altın konuşuyorduk değerli izleyiciler. Şimdi bakın, pek çok uzman dolar endeksinin artık şaikasına eriştiğini, bundan sonra düşeceğini düşünüyor. Ben tam tersini düşünüyorum. Bu konuda da bir gün bir video çekerim. Ben bu konuşmayı hazırlarken dolar endeksi 97 civarındaydı. Ben yıl sonuna kadar 100'ü, gelecek sene de 105'leri görürüz diye düşünüyorum. Çok da kesin tahminler değil bunlar ama dolar endeksinin özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanacağından çok eminim.
Böyle bir ortamda altın genelde prim yapmaz. Amerikan faizleri de yükseliyor. Hem kısa vadeli faizleri yükseliyor hem 10 yıllık faizleri yükseliyor. Bu ortamda da altın pek prim yapmaz. Peki altının prim yapacağı ortamlar nedir? Ne zaman altın bir spekülasyon veyahut da trading amaçla cazip olabilir? Bir, Allah hepimizi korusun, jeopolitik gerginlik, yani Amerika ile İran birbirlerine girip papaz oluyorlar. Ya da İran, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatına mani oluyor. Böyle durumlarda kalıcı bir gerginlik olursa altın güvenli liman olarak talep görür, alınır. İkincisi daha kalıcı, daha makul bir senaryo. Altın, şimdi tabii hatırlamıyorlar. Ben bunu birkaç defa yazdım. Arkadaşlar güldü bana, sen ne diyorsun diye. Altın 1980'lerde, 1970'lerde, 1980'lerin başında yüksek enflasyona karşı en iyi koruma sağlayan yatırım aracıydı. Şu anda da Türkiye hariç dünyanın her yerinde düşük enflasyon var. O yüzden de altın cazip değil. Ama öncü göstergelere baktığımızda Amerika başta enflasyonun yavaş yavaş yükseldiğini görüyoruz. Amerika'da şu anda enflasyon 2,5 civarında, kaba rakamlarla söylüyorum. Bu 3 veya 3'ün üstüne çıkarsa o zaman altın alma zamanıdır. Altında 2-3 yıllık prim yapılacak bir trend başlıyor demektir. Onun dışında altın tutarsanız bu dediğim gibi güvenli liman. İşte ne olur ne olmaz ihtimalle karşı tutacağınız altındır. Altın dolarla at başı gider ve muhtemelen dolardan daha az kazandırır. Gelelim petrol konusuna. Petrol çok önemli. Dediğim gibi bir yatırım aracı olarak değil, iş dünyasında hepimizin girdisi olarak kullandığımız petrol. Bu video başlarken Brent petrol 71 dolar civarındaydı. Niye 80'lerden 70 dolara geldi? Biliyorsunuz Amerika İran'a yaptırım koydu. Amacı İran'ın petrol sevkiyatını tamamen kesmek. Ve birçok uzmanın görüşüne göre de İran'ın işte bu yaptırımlar başlamadan önce 3 milyon varil civarında olan petrol sevkiyatı 1,5 hatta 1 milyon varile kadar düşecekti. Herkes hesabını buna göre yapmıştı. Yani futures eğrisi bunu hesap fiyatlıyordu. OPEC ve Rusya'da çok fazla petrol fiyatlarının artmasını istemedikleri için piyasaya petrol pompaladılar. Sonra birden Trump 8 ülkeye istisna tanıdı. Türkiye bunlardan birisi. Bize az bir istisna tanıdı. Biz zaten tüpraş ithalatının büyük bölümünü başka ülkelere kaydırmıştı ama Hindistan ve Japonya gibi büyük alıcılara da istisna tanıdı. Dolayısıyla birden İran daha fazla petrol sevk edecek hale geldi ve piyasalarda bir petrol bolluğu oluştu. Bu fiyatları hızla aşağı indirdi. Şimdi buradan nereye gideriz sorusuna cevap arayalım. Bana sorarsanız petrolde yükseliş devam eder. Bunun üç nedeni var. Bir, ben istisnalar tanınsa dahi İran bankalarının SWIFT denen uluslararası ödeme sisteminden atılmasıyla İran'ın petrol ihraç etmesinin çok zor olacağını düşünüyorum. Yani Çin'e bile ihraç etmekte zorlanacak. Bu yüzden İran maalesef çok zor bir durumda kalacak. İkincisi, OPEC'in durumun farkında olduğunu düşünüyorum. Aralarında görüşüyorlar, kesin bir karar yok ama üretim kesintileri, kotaları belirlemişti. Bunlar yıl sonunda bitiyordu. Bunları 2019'da uzatacaklarını düşünüyorum. Üçüncüsü, tabii demin bahsetmeyi unuttuğum noktalardan bir tanesi, petrol talebi dünyanın büyümesine bağlı. Dünya ne kadar hızlı büyürse petrol talebi de o kadar hızlı artıyor. Son günlerde Çin ve Avrupa Birliği'nin umulandan daha hızlı yavaşladığını ve dünya ekonomisinin geleceği hakkında çok ciddi kaygılar oluştuğunu gördük. Bu kaygılara kısmen hak vermekle birlikte ben açıkçası Çin'in veyahut da Avrupa Birliği'nin darda olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası gelecek sene dünya ekonomisi belki bir kademe iki kademe yavaşlar ama 2020 yılı sonlarına kadar çok hızlı bir tempoda büyüyeceğini düşünüyorum. Ama tabii piyasalar geleceği önceden fiyatlarlar ve her zaman doğru fiyatlamazlar. Şu anda petrol piyasasındaki fiyatlamanın önemli bir bölümü de aşırı bir yavaşlama kaygısından kaynaklanıyor. Bunların yavaş yavaş bertaraf edileceği düşüncesindeyim. Petrolün yeniden 80 dolara çıkması, yani varil başına Brent petrolün 80 dolara çıkması makul bir senaryodur. 100 dolarlar konuşuluyor hep. 100 dolarlar tabii ki dünya ekonomisi ve Türkiye için bir facia olur. Bizim cari açığımızı çok ciddi boyutta etkiliyor petrol. Petrol fiyatlarında varil başına her 10 dolarlık artış bizim cari açığımızı 4 milyar dolar civarında arttırıyor. 100 dolar makul değil. 100 dolar şöyle olabilir.
İran bu ambargolardan dolayı içeride sosyal sıkıntılar yaşar. Rejim tehlikeye düşer. Rejim kendini savunmak zorunda hisseder. İsrail'e saldırı başlatır ve hatta Hürmüz Boğazı'nı kapatarak, sabote ederek oradan çok büyük miktarda petrol sevkiyatı yapıyor Arap ülkeleri. Bu petrolün dünya piyasalarına erişmesini engellemeye çalışır. Başarır veya başaramaz, mühim değil. Ama piyasalar böyle bir şey duydukları ya da endişelendikleri anda petrolün fiyatını 100 dolara iterler. Bunun dışında petrolü 100 dolara itecek bir senaryo görmüyorum. İki sebebi var. Bir, dediğim gibi dünya ekonomisi belki çok yavaşlamayacak ama bundan da daha hızlı büyümez artık. İkincisi, bu kayak petrol, yani kayalardan işte çeşitli fracking gibi yöntemlerle çıkartılan petrol yalnız Amerika'da değil dünyanın pek çok ülkesinde hızlı üretim artışları sergiliyor. Amerika mesela petrol ithalatçısıydı, petrol ihracatçısı oldu. Ve petrol fiyatları yükseldiği zaman da derhal daha önce verimli olmayan, rantabil olmayan küçük kayak kuyularının bölgelerinin üretime geçtiğini görüyoruz. Bu hemen değil ama 3 ay süre vadeyle oluyor. Dolayısıyla petrol 90 doları falan geçtiğinde derhal kayak üretimi devreye giriyor ve otomatik olarak petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. En son olarak da dünya çok değişti değerli izleyiciler. Alternatif enerji artık petrole ciddi bir rakip teşkil ediyor. Güneş, rüzgar, biyo kütle gibi şeyler, alternatif enerjiler hepsi petrol yükseldikçe daha cazip hale geliyorlar. Bunların üretim maliyetleri yüksek ama tabii petrol fiyatı yükseldiği zaman iş dünyası derhal bu alanlara kayıyor. Dolayısıyla eğer bir kez daha Tanrı inşallah böyle bir şey göstermez, İran veyahut da başka bir jeopolitik gerginlik olmazsa petrol 80 dolara, belki 85 dolara çıkar ama 70 doların altına ineceğini de düşünmüyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben Atilla Yeşilada.